Spor gündemine hoş geldiniz. Savaş Çorlu ve Ugün Şahinoğlu ile birlikteyiz. Öne çıkan haberleri konuşacağız. Hafta içi her gün olduğu gibi saatler 18'i gösterene kadar yaklaşık 3 saat boyunca dolu dolu bir gündem sizi bekliyor. Savaş Çorlu ile Ugün Şahinoğlu dedik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Biz dolu, dolu dolu gündem için biz de buradayız bakalım. Kırmızı kravat tercihi ve mavi kravat tercihlerinizde dikkat çekiyorsunuz. Sen de her zaman gibi dikkat ben çekiyorsun. Ben gri. Etliye sütliye karışmama rengidir yani. Biliyorsun. Öyle. Savaş Çorlu transfere evet. Ama gönderme var bence kravatta. Bilmiyorum, öğreniriz birazdan var mı yok mu? Var mı Savaş abi bir şeyler? Çok erken daha ya. Baktığımız zaman yani hareket var ama şey yok. Bereket yok diyorsun. Bereket bayramı bulur gibime geliyor. Bayram bereketi bekliyorum ben bayrama doğru. Beşiktaş başladı işte konuşuruz biraz. Tabii ki Beşiktaş'la başlayacağız zaten. Çünkü şu anda transferde en hızlı giriş yapan kulüp siyah beyazlar. Hem teknik direktör konusunu çözdüler. Hem de savunmaya ilk takviye geliyor yolda. O yüzden Beşiktaş'la başlayacağız. Sosyal medya üzerinden de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Hem X'ten eski adıyla Twitter hem de Instagram'dan gelecek mesajları da yine konuklarıma ileteceğim. Beşiktaş Paulista'ya kavuşuyor. Ardından hocasına kavuşuyor. Uçaklar Beşiktaş için kalkıyor diyebiliriz. Önümüzdeki evet, iki günlük süreçte geliş tarihleri, saatlerini o gün senden rica edelim. Tabii. Şöyle, zaten kulüpte bu konuda bir bilgilendirme yaptı. Giovanni Van Bronckhorst yarın saat 16'da İstanbul Havalimanı'nda olacak. Evet. Ertesi gün de saat 11'de yani Cuma günü saat 11'de bir basın toplantısı gerçekleştirilecek. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak ve imzasını atmış olacak. Beşiktaş mesaisi böylelikle başlıyor. Beraberinde bir yardımcı antrenör, onun devamında bir analizci ve bir de kondisyoner bekliyoruz. Kondisyoner uzun yıllardır kendisiyle çalışan Arno Philips olmasını bekliyorum. Yani çok fazla böyle 7-8 kişi, 9 kişiyle gelmeyecek. Onu belirtelim. Beklenti hep öyleydi. İşte bir teknik adam gelecek, kendi ekibiyle tamamen Beşiktaş'ta işte ipleri ele alacak. Van Bronckhorst böyle bakmamış olaya. İlk etapta bir yardımcı antrenörü, bir kondisyoner, bir analizci. Daha sonrasında işte Beşiktaş'ın kendi antrenör cevherinden de yararlanmak istiyor. Çünkü gerçekten altyapıdan A takıma çıkan Serdar Hoca ile birlikte onun beraberinde de çok kaliteli antrenörleri var Beşiktaş'ın. Yani bugün Rıdvan'ı yetiştiren, Emirhan'ı yetiştiren, en son olarak işte Semih Kılıçsoy'u yetiştiren bu antrenörler. Onlardan faydalanmak istiyor. Serdar Hoca zaten bu ekipte yer alacak. Onunla ilgili de çok güzel ifadeleri olmuş zaten toplantılarda Van Bronckhorst'un Serdar Hoca ile ilgili. Birlikte çalışacaklar. Hayırlı olsun diyelim. Yani herkes artık Beşiktaş'ta Van Bronckhorst'un kuracağı takımı, oynatacağı oyunu merak etmeye başladı. Bir heyecan uyandırdı. Evet, ilk başta belki bazı beklentilerden dolayı serzenişlerin de olduğu bir durum söz konusu ama bunlar geride kaldı. Şimdi herkes Van Bronckhorst'a desteğe odaklanmış durumda. Güzel bir başlangıç yapmasını ümit ediyorlar. Beşiktaş yönetimi de ona güzel bir kadro hazırlamaya çalışıyor. Şimdi çünkü o toplantılarda şöyle bir şey olmuş. Van Bronckhorst'un söylediği, ben özellikle hani isim isim vererek bir liste size sunmam. Hani bunlar evet. Alınacak şartıyla. Sizin scout ekiplerinin yaptığı listelerden yola çıkarak birlikte yürüyebiliriz diye. Ve scout ekibinin listelerini incelemiş. Birçoğunu da uygun bulmuş bu arada transfere dair. Onlar üzerinden gelişmeler oldu işte. İlki de Gabriel Paulista. Muhtemelen onu da soracaksındır. Tabii. Gabriel Paulista'nın da işte... Van Bronckhorst'u bir konuşalım biraz. Paulista'ya da geçeriz. Tamam. Savaş Çorlu'ya da sormak istiyorum. Beklediğiniz profilde bir teknik direktör müydü? Geçtiğimiz günlerde Hüseyin Yücel transfer raporunda yayınımıza katıldı. Jose Mourinho meselesini anlattı. Yani veremeyeceğimiz paradan değil ama mantıklı olmadığı için tercih etmedik, o noktalara çıkmadık dedi. Ama Jose Mourinho isminden sonra Van Bronckhorst sizce bir taraftar nezdinde hayal kırıklığı oluşturmuş olabilir mi? Yoksa şunu mu dersiniz, ismin bir önemi yok. Ne isimler geldi gitti, önemli olan takıma ne oynatacağı, nasıl bir uyum sağlayacağı mı? Şimdi biraz geriye gitmek istiyorum. O gün tabii ki çok daha içinde ama Sayın Hasan Anat yönetimi seçildikten sonraki beklenti çok yüksekti. Seçildikten sonraki bir sezonu, sancılı bir sezonla beraber geldiler. Evet, kupa kazanıldı ama gerek transfer anlamında, gerek Santos'un gelişi. Orada da aynı şekilde bir takım hocalar, farklı isimler çıkmıştı ortaya. Santos bir anda alındı, gelindi. Ardından 10 gün önceye gidersek en son Mourinho ismi. Hani Mourinho ismini duyduğum zaman çok şaşırmıştım. Yani Mourinho Beşiktaş'ın bu kadrosunda ne yapar, nasıl bir bütçe oluşur, nasıl
çıkarlar diye. Keşke o ismi hiç dillendirmeselerdi. Mourinho isminden sonra tabii ki Van Bronckhorst için baktığın zaman ya hafif demek istemiyorum ama çünkü saygı duyuyorum. Baktığın zaman başarılı bir hoca, başarı hedefleyen bir hoca, genç bir teknik adam. Süreçte biraz açıklamalar, eylemler ve söylemler ve eylemler farklı. Ha, önümüzde uzun bir süreç var. Şu anda bir transfer yolda. Hoca ismi açıklandı. Beklemek lazım ama az önce ifade ettiğin Hüseyin Yücel'in senin de olduğun programda ben izlemiştim o günü bağlantısını. Evet. Orada çok ilginç bir ifade kullanmıştı. Ben alkışlıyorum demiştim kendi kendime. Yani orada neydi o ifade? Emekliye gelen futbolcuyu transfer etmeyeceğiz dedi. Yani ismi ne olursa olsun bakıyorum şu anda 33-34'e gelecek. Yani 34 yaşına geldi. 2 artı 1 3 yıllık imza. 36-37 yaşı. Orada da biraz çelişki var diyorum. Yani belki de oyuncuya diyorum. Brezilya milli takımı görmüş. Tamam çok iyi bir isim. Ama o açıklama yaptıktan sonra 34 yaşında bir oyuncuyu ya da 34 yaşına girecek bir oyuncuyu transfer etmek biraz bana şey geldi. Yani yine eylem ve söylemlerin farklı olduğunu getirdi. Bilmiyorum o gün bana katılır mı yani. Çünkü onunla ilgili anlatırım. Buzur sende o zaman. Eylemler ve söylemler farklı mı Beşiktaş? Eylemlerle söylemler arasında fark mı var Beşiktaş'ta? Şimdi biraz bu süreci sancılı hale getiren tabii ki Hatayspor maçından sonra yani kupadan önce Mourinho çıkışıydı. Keşke olmasaydı Beşiktaş adına. Yani bu çıkış çünkü doğrudan ikinci başkanın ağzından bu ifadeler yüksek perdeden de söylenince beklenti çok farklı yöne ilerlemişti. O zaten biraz da Van Bronckhorst'un gelişinde açıklanmasının ardından ilk tepkileri doğuran oldu ama sonrasında herkes artık biraz daha Van Bronckhorst özelinde böyle ikna oldu. Çünkü kariyerinde bu arada yani sıfır olan bir teknik adamla bahsetmiyoruz. Hani hiç bilinmeyen ya da alt liglerde çalışmış vesaire bu tarz bir teknik adam değil. Çalıştırdığı kulüpler belli, aldığı kupalar belli. Şampiyonluk da yaşamış. Yani Hollanda'da şampiyonluk yaşadı. 5 tane kupa aldı. Rangers Avrupa finali oynattı. Hani böyle bir teknik adamdan bahsediyoruz ama dediğim gibi orada biraz Mourinho açıklamaları o tepkileri oluşturdu. Şimdi devamında Hüseyin Bey'in açıklamalarını iki şekilde yorumlayabiliriz. Bir tanesi tamamı için bunu söylemez zaten. Hiçbir yönetici bir takım için emekliliği gelmiş oyuncu ifadesini kullanırken yaştan kastediyorsa tamamı için söyleyemez. Neden? Her takıma tecrübeli ve genç belli bir oranda lazımdır. Yani tamamen gençlerden bir kadro kurmasını bekleyebilir misiniz Beşiktaş'ın? Tabii ki. Bekleyemezsiniz. Mümkün değil. Olmaması da gerekir zaten. Şampiyonluksa sizin birinci amacınız. Tamamıyla gençlerden bir kadro olmaz. Bu her kulüp için de geçerlidir bu arada. Yani Real Madrid dünyanın en başarılı kulübü değil mi? Real Madrid'in kadrosunu açalım bakalım. Ön tarafta çok genç oyuncular. Ortada tecrübeli oyuncular. Arkada aynı şekilde tecrübe. Onlardan biraz daha az. Yani yaş olarak tecrübe dediğimiz şeye yaş olarak bakıyoruz genelde. Kroos, Modric ikilisiyle orta saha oynuyorsunuz. Hücum hattı 20-21 yaşlarında oluşan oyuncular. Arkaya geliyorsunuz 28-29 yaşlar. Hani bunun bir homojen yapıya sahip olması gerekiyor. Beşiktaş'ta da ben stoperde zaten beklentimiz belliydi. En başından beri hep tecrübeli lider stoper arıyor Beşiktaş demiştik. Ki Gabriel Paulista'nın yanında da istenen oyuncu mesela Stefan Savic şu an Hummels'le birlikte. Savic böyle bir adım daha yakın gibi duruyor Hummels'e göre. Neden? Savic'te pazarlık yapılıyor düzenli olarak. Yani iki kez zaten menajerle yüz yüze görüşüldü. İstanbul'a geldi. Hummels de biraz daha teklifini yaptı. Beşiktaş bekliyor durumunda. Karar vermedi. Şimdi ikinci stoperi de, ikinci takviyesi de Beşiktaş'ın aynı yönde tecrübeli olabilir. Ama ön alana yapacakları takviye, orta saha, ön alan, alternatif oyuncular konumuna yapılacak birçok genç oyuncu takviyesi de bekliyorum. Gurbetçi oyuncular da var bunların içerisinde. Dolayısıyla ikinci olarak da şunu da söylemiş olabilir bir yönetici olarak. Bu sezon Beşiktaş takımının içerisinde yaşı emeklilik yaşı olmamasına rağmen emekliymişçesine davranan oyuncular vardı. Psikolojik olarak, mental olarak sanki futboldan emekli olmuş, futbolu kafasında bitirmiş oyuncular vardı. Bir tanesi Ante Rebic'ti mesela. Kaç yaşında Ante Rebic? 32'ydi galiba. 30'unda geldi. 31'e girmiştir belki. 32 galiba. 30 ya da 31 yaşında Ante Rebic. Ama çok kişiden duydum ben bunu. Yani 30. Takım içerisinden yönetim yöneticilerinden, eski yöneticilerinden, 30, mevcut olacak, yöneticilerinden bak herkesten duydum. Yani hani kafası sahada değil. Sanki emekli olmuş gibi. Mesela bu ifade oyuncular özelinde sen yani bu ifade yaştan bağımsız bir ifade. Ben, mental olarak mı diyorsun? Emekli. İki taraflı söylüyorum bu. Tamamıyla işte
tecrübeli almamak adına söylüyor. Bir diğeri de mental olarak kafasında emekli olmuş oyuncular var. Onları kastediyor bence.